Etkili bir hipertrofi ya da kuvvet antrenmanı ancak antrenman sırasında vücudunuzun limitlerini zorladığınızda ve antrenman sonrasında vücudunuza gerekli dinlenmeyi verdiğinize amacına ulaşır. Hastayken yapacağınız antrenmanlarda ne vücudunuzun limitlerini adam gibi zorlayabilir ne de vücudunuzun dinlenmesi için ona gerekli zamanı verebilirsiniz. Viyana'dan Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte ister Türkiye'de olsun, isterse yurt dışında olsun, birçok başka ülkede, benim yaşadığım Avusturya gibi olsun ya da başka ülkeler olsun spor salonları kapalı önlemler sebebiyle. Bu yüzden zaten spor salonlarına gidemiyoruz. Antrenman yapamıyoruz. Yani şu anda aslında bu konunun pek bir geçerli yok ama benim bu videoyu çekmemin sebebi e, normal süreçte her şeyi işlerken birçok arkadaşım hocam işte antrenmanlara gidebilir miyim biraz kendimi rahatsız hissediyorum gibi sorular soruyordu. E, tabii ki bu süreçler inşallah çok yakın bir zamanda geçecek ve biz normal hayatımıza normal rutinlerimize geri dönmek isteyeceğiz ve geri döneceğiz ee, bu zaman zarfı içinde mutlaka e, hastalık yaşayıp da e, kafasında soru olan acaba hastaki antrenman yapabilir miyim yapamaz mıyım diye kafasında sorular oluşan arkadaşlar olacak onlar için bu video Belki bir e, çare olabilir hepimiz çok canlı aktif insanlarız şu süreç içinde bulunduğumuz süreç haricinde birçoğumuz hasta olsak bile evde oturup e, pinneklemek yerine bir an önce antrenman salonuna gidip orada antrenman yapmak istiyoruz. Ve e, yaptığımız antrenmandan sonra şişen kaslarımızı aynanın karşısına geçip bir selfie ile e, millete insanlara göstermek istiyoruz. Peki bu yaptığımız şey ne kadar doğru? Şimdi cevaplarını bulalım. Benim bu karantina dönemi öncesindeki son dönemlerinde yaşadığım olumsuzlardan bir tanesi de çok sık hasta olmam. Yaklaşık 2-3 haftada bir hasta oluyordum ve bu da maalesef antrenmanlarıma yansıyordu. Antrenmanlarıma ara vermek, bırakmak zorunda kalıyordum. Ee, tabii benim bağışıklık sistemimin bu kadar zayıf olmasının sebeplerinden bir tanesi en büyük sebebi aslında e, ya da bu kadar hasta olmamın sebeplerinden bir tanesi e, tabii ki öğretmen olarak çalışmam. Bir sürü iyi çocukla muhatap olmam, bir sürü yetişkinle muhatap olmam aynı zamanda e, bir şekilde bu virüsler beni buluyordu. Aslında e, bunun birçok sebebi var bu e, bağışıklık sisteminin zayıf olmasının e, bu sebepleri zaten başka bir konuda video olarak işleyeceğiz. Bu ayrı bir kenarda kalsın. Ama benim kendime sorduğum soru burada acaba ant e, hastalıklardan sonra kendime yeteri kadar ya da vücuduma yeteri kadar dinlenmesi için zaman verebildim mi? Bu şu anda bizim videoda işleyeceğimiz konulardan bir tanesi arkadaşlar. E, videoma geçmeden önce yine yapacağım yüzsüzlük. <laughs> Sizlerden benim kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı, artık sinirlerin bozmayın lütfen bir an önce abone olun demek e, ve özellikle de bildirimleri açmanızı rica ediyorum sizden çünkü bu karantina altında yapabilecek herhangi bir aktivite olmadığı için ben de kendimi YouTube'a verdim ve bir sürü videolar çekiyorum. Her iki günde bir videoya dikkat ederseniz, her iki günde bir video yüklemeye çalışıyorum. E, bu videolardan haberdar olun. Ayrız zaman, aynı zamanda arkadaşlar şu halinde gördünüz ol, ol ah bir de konuşabilsem bir de konuşabilsem. Şu elimde görmüş olduğunuz kitap şu anda Almanya'da yayınlanan ve içinde benim tezlerimin de tezlerimin de olduğu bir story kitabı. Arkadaşlar bu kitap yaklaşık 650 sayfa. 650 sayfa bir kitap ve içinde sadece ve sadece anabolik steroidlerle ilgili bilgiler var. Bu anabolik steroidlerin nerede yapıldığı, ee, nasıl diyorlar Türkçe'de, kara borsada nasıl satıldığı, hangi ilaçlar ne işe yaradığı, yani anabolikler hakkında ne bilmek istiyorsanız hepsi var ki bu kitabın içinde dediğim gibi bu kitabı yazan arkadaşlarla zaten ben görüştüm. Benim de onayımı aldıktan sonra benim doktora tezimden yayınlar aldılar. Bu kitapta bulabilirsiniz. Benim bu kitabı şu anki amacım bu kitabı çevirip, Almanca zaten kendisi, bu kitabı çevirip ister belki de Türkiye'de kitap olarak yayınlamak ya da isterse ilgilenen üniversitelerle ilgili üniversitelerde ben de zaten bir akademisyen olarak orada seminerler verebilmek. Neyse bu konuyu geçiyorum. Kapatıyorum ben bu konuyu. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirimleri açın. Videolarımı lütfen artık beğenin. Yeter artık ya bu nedir ya? Ve ee, ne diyecektim ben ya? E, bir de söyleyin şunu ya. E, unuttum. Arkadaşlarınızla paylaşın bir de lütfen yorumlar yapın. İş konuşabildim. Bravo bana. E, başka bir ricam biz Türkler olarak biliyorsunuz ki dünyanın her yerine yayılmış insanlarız. ben tabi tabii ki Almanca ve İngilizcem çok iyi. bu yaptığım videoları tabii ki Almanca ve İngilizce de çevirebilirim. Ama ben bizler biraz da sizleri işin içine katmak için arkadaşlar özellikle YouTube'da altyazı bölümünü aktif hale getirdim. Yani sizler özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlar Türkçe biliyorsanız ve eğer e, bu bilgiler hoşunuza gidiyorsa lütfen bu, yaz, bu bilgilerin altına altyazı olarak kendi yaşadığınız ülkenin dilini ekleyip kendi yaşadığınız ülkede de insanların bu bilgilere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Böyle bir şey yaparsanız ben size çok minnettar olurum arkadaşlar. E, eğer yapacak olan arkadaşlar varsa şimdiden emekleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Başka bir konu ise arkadaşlar aslında başka iki konu ise e, birincisi ben evde yaptığım şu anda karantinada altında yaptığım rutinleri Instagram adresimde canlı yayınlarla paylaşıyorum. İsterseniz eğer sizde evde canınız sıkılırsa bir hareket bulmakta zorlanıyorsanız yapacağınız tek şey şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresinden beni takip edip oradan hikayeler kısmından ya da canlı yayınlardan yaptığım hareketleri siz de görebilir ve gerçekten formda kalabileceğiniz hareketler yapabilirsiniz. Hatta ve hatta hareketleri düzgün yaparsanız ki orada açıklıyorum zaten bir kısmı hipertrofiye bile girebiliyor arkadaşlar. Bu birinci konu ikinci konu ise yine şu anda ekranda görmüş olduğunuz benim Instagram Facebook grubu Facebook'ta açtığım bir fitness grubu var zaten ekranda görüyorsunuz şu anda ismini buradaki paylaşımların hepsi arkadaşlar ya bilimsel açıdan tasdiklenmiş ve birçok akademisyen arkadaşlarım hatta Türkiye'de olan profesyonel hocalarım profesör hocalarımdan gelen bilgiler yani bu bilgilerin hiçbirisi boş bilgiler değil sağdan soldan duyabileceğiniz bilgiler de değil bu gruba da katılmanızı da sizin için öneririm arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz, hatta çok şey kazanırsınız. Evet konumuza geçelim. Konumuz neydi arkadaşlar? Hastayken antrenman yapabilir miyim? Ee, size göre soğuk algınlığınız var ve antrenman yapıp ya da yapmama kar konusunda kararsızsınız. İşte burada size soracağım bir soru var. Hastalığı nerede hissediyorsunuz? Hastalık şuradan yukarıda mı? Yani burun burun akıntısı, hapşırık mı? Yoksa buranın altında bademciklerde şişme, ateş ya da ne bileyim? E çok kuvvetli bir öksürük mü? Bronşitlerde bir e, rahatsızlık mı? İşte bu sorunun cevabını şimdi açıklayacağız arkadaşlar. Birçok kez Hamburg e, Maraton Şampiyonu olan ve şu anda e, Hockey Bundesliga takımını çalıştıran, yani Almanya'da Hockey Bundesliga takımını çalıştıran, çalışsan derken e, te, mi, teknik olarak değil, antrenörü, fitness antrenörü olan e, Andreas Andrea belki e ben bu soruyu sordum. Bu arkadaş, bu hocamız bana birçok konuda yardımcı olmuştu. E, ben çok sık, dediğim gibi çok sık hastalandığım zamanlarda onu aradım ve bu soruyu sordum. Bana söylediği tek şey az önce size anlattığım şey. E, hastayken antrenman yapmalı mıyım ya da yapmamalı mıyım e, bu olay riskli mi ya da değil mi kendisine sordum ve söylediği şey e, semptomları nerede hissediyorsun semptomlar yukarıda mı aşağıda mı eğer semptomlar buranın yukarısında yani burun akıntısı hapşuruk kuru bir öksürük yani çok fazla zorlamayan bir öksürükse e, antrenmanlarımıza devam edebiliriz ama bunun dışında e, semptomlar aşağıda yani bronşit, bademciklerde şişme, e, kas ağrıları ya da ağrılar, vücuttaki ağrılarsa antrenmanlarımıza kesinlikle ara vermeliyiz. E, görünen o ki e, hafif bir soğuk algınlığında antrenman yapmak herhangi bir sağlık riski değildir. Peki başka bir soru hemen aklına geliyor. Peki ben hastayken antrenman yaparsam hastalığımın süresi uzar mı? İşte tam bu konuda yapılan deneyleri size sunacağım. Ball State Üniversitesi'nden Doktor An Doktor yanlış mı söylemeyeyim. Doktor Tom Widener'ın yaptığı bir araştırma. tam soğuk algınlık aşamasında 60 kişilik bir grup alıyor bu arkadaş. Bu hocamız artık nasıl tabir edilirse. ve bu grupları ikiye ayırıyor. Iki tane grup birinci grup bir hafta boyunca her gün 30-40 dakikalık egzersiz yapıyor İkinci grup ise sadece evde dinleniyor e, yapılan sonucun testin e, yapılan testin sonuçları Tabii ki e, şaşırtıcı herkesin düşündüğü antrenman yapan daha ozar falan gibiden öyle bir şey yok kesinlikle aklınızdan çıkartın bunu <laughs> e, yapılan testin sonucunda e, evde kalanla Antrenman yapan kişilerin aynı zamanda iyileştiği ortaya çıkıyor. Yani bu ne demek oluyor? Aslında yaptığımız antrenmanların, soğuk, hafif soğuk algınlığında yaptığımız antrenmanların iyileşme sürecinde herhangi bir negatif etkisi yok. Soğuk algınlığı sırasında normalde e, bilimsel olarak antrenmanlarınıza devam etmenize izin verilir. Ve hatta e, antrenmandan sonra insanların kendini çok daha iyi hissettiği bilimsel deneylerle kanıtlanmış bir şeydir. Tabii burada önemli olan şey ya bunu şey demeyelim. Önemli olan kriter, böyle diyeyim daha iyi. Ee, önemli olan kriter antrenman sırasında vücut limitlerinizi çok fazla zorlamamanız. Peki hangi durumlarda eğitimi kesinlikle durdurmalıyım? Bunlardan bir tanesi grip enfeksiyonu. Grip enfeksiyonu öncelikle virüslerin bazen de bakterilerin yol açtığı bir enfeksiyondur, bir hastalıktır arkadaşlar. Bu soğuk algınlığı ile solunum yolları mukus ile kaplanır ve bu mukus genellikle öksürükle atılır. Gripin başka semptomları ise öksürük boğaz ağrısı ve burun akıntısıdır. Grip bağışıklık sistemimizi çok fazla zayıflatacağından bu dönemde antrenmanlarımıza kesinlikle ama kesinlikle ara vermeliyiz. Lütfen bunu unutmayalım. Grip veya influenza bağışıklık sistemimizi çok fazla zayıflatır. Çok yüksek bir ateşin ortaya çıkması grip veya influenza vakalarında çok sık görünen bir şeydir. Vücut ısımız 37 derecenin üstüne çıktığında Çıktığı durumlarda daha doğrusu e, antrenmanlara kesinlikle ama kesinlikle ara vermeliyiz. Yüksek sıcaklık veya ateşin çıktığı durumlarda e, ağırlık antrenmanı ya da e, koşu antrenmanları yapmanız e, durumu ya da semptomları daha da kötüleştirmez. Sadece kötüleştirmez daha doğrusu. E, Hayatınızı bile riske atabilirsiniz arkadaşlar. Şiddetli kas ve eklem ağrısı... E, boğaz ağrısı ve şiddetli baş ağrısı gerçek gripin yani gerçek bu e, hastalığın e, can sıkıcı olaylarından bir tanesi. Can sıkıcı semptomlarından bir tanesidir. E, grip genellikle 2 veya 3 hafta sürer. Yani vücuttan tamamen atılması 2 veya 3 hafta sürer. Ve bu süre içinde e, antrenman yapmamanız sizin için en mantıklı olan seçenektir arkadaşlar. Peki hastayım ama antrenmana gittim. Bunların sonuçları ne olabilir? Arkadaşlar e, ciddi sonuçlar söylemiştik ama hemen açıklayalım. E, ateşiniz olduğunuzda e, kalbiniz serinlemek için e, cildin yüzeyine yakın damarlara daha çok kan pompalamaya çalışır. Bu da kalbe çok daha fazla bir ekstra iş demektir. Bu böylelikle de tabii ki kalbinizi zorlarsınız. Akut hastalığı sırasında, akut hastalığınız sırasında yeteri kadar dinlenme almazsanız kendinize kalp kasınızın çok fazla gerilme ihtimali vardır. Soğuk algınlığı ya da grip sırasında yapacağınız antrenmanlar kalbinizin vücudunuza daha fazla kan pompalamasına ve daha fazla oksijen pompalamasına yol açar. Sonuç olarak bağışıklık sisteminiz ayrıca bir saldırıya uğrar ve daha çok zayıflar. Tehlikeli grip virüsleri vücudunuz için çok tehlikeli olan kalp kası iltihaplanmasına yol açabilir. Tabii bu kalp Kalp kası iltihaplanması hem kalp kasınızı hem de kalp zarınızı çok olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Yapacağınız ekstra bir performansta eğer kalp kası iltihabınız varsa bu kalbin kasılma yeteneğini azaltır. Bu da sizin için tehlikeli bir durumdur tabii ki. Kalp kası il, iltihaplanmasının başka bir semptomu ise kalbin çok fazla çalışması, çok fazla atması, e, çarpıntı ve güçlü bir kalp ağrısı olarak nitelendirilebilir. Tabii ki bu durumların hepsi özellikle kalp olduğu zaman e, çok tehlikeli durumlardır. Peki bu hastalık evresinde. Bu hastalığın bir, çok, bir an önce atılması için neler yemeliyim? Arkadaşlar bu çok önemli bir konu çünkü biliyorsunuz ki besin kaynakları bizim enerjimiz. Besin kaynakları olmadan biz yaşayamayız. Ee, özellikle hastalık evresinde eğer bir diyetteyseniz bu diyeti hemen bırakıyorsunuz. Ve normal yemeklerinize normal makro ve mikro besinleri almaya devam ediyorsunuz. Çünkü hastalık sırasında yapacağınız diyetle e siz... Vücuda gerekli olan enerjiyi vermiyorsunuz ve gerekli olan besinleri vermiyorsunuz. Bu da katabolik bir duruma yol açar arkadaşlar. Yani kas kazanmaktan ziyade kas kaybedersiniz. O yüzden lütfen e, kendi normal almanız gereken kalorilere lütfen diye sırasında, e, hastalık sırasında dönün. Peki bunları nasıl yapabilirim? Mesela arkadaşlar eğer yemek yemiyorsunuz, kendinizi kötü hissediyorsunuz, yemek yemiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz peki bu durumda? Bu durumda yapabileceğiniz bir tek şey, birçok şey var. Birincisi mesela protein tozlarını arttırabilirsiniz. Proteinleri bu şekilde alabilirsiniz. Aynı şekilde karbonhidratlar da var. Karbonhidratları da bu şekilde alabilirsiniz sıvı tüketerek, sıvı olarak. Tabii ki yemek yemeniz her zaman tercihtir. Bunun dışında sebze ve meyveye çok önem verin bu aralarda. Günde 50 miligramı açmamak şart çinko almaya da, çinku almaya özen gösterin. Günde 1 mg mutlaka ve mutlaka C vitamini alın. Bol bol su tüketin. E, su tüketemiyorsunuz. Size tadı çok kötü geliyorsa bunlar e, bunları çay olarak da alabilirsiniz. E, bu hastalık evresinde bunlara mutlaka dikkat edin ki bir an önce artık e, kendinizi bu hastalıktan kurtarın bu hastalık sırasında yapacağınız çok hafif egzersizler. Bunlar nelerdir? Mesela çok hafif bir tempo koşu uzun mesafe yürüyüşleriyle bağışıklık sisteminizi daha çok geliştirebilirsiniz. E, bu da hastalığı bir an önce atlatmanıza yardımcı olur. Şu anda üste çıkan link tıklayarak arkadaşlar oradan benim e, doğal yollarla bağışıklık sistemimizi nasıl geliştirebiliriz videoma ulaşabilir ve oradan e, istediğiniz sonuçları o videodan istediğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Bu da çok önemli. Doğal yollar Arada kendi vücudumuzun bağışıklık sistemini geliştirebiliriz. İlle ilaçlar almamıza gerek yok. İstediğim i̇şte gibi oradaki linkten tıklayarak orayı görebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın ki ne kadar çok sağlıklı olursak antrenmanlarımızı o kadar fazla yapabiliriz. O kadar düzenli antrenman yapabiliriz. O kadar disiplinli antrenman yapabiliriz. Hastalık süresinde yap kayıplarımız her zaman çok fazla olacak. O yüzden ne yapıyoruz? E, mutlaka ve mutlaka kendi bağışıklık sistemimizi ilaçlar olmadan doğal yollarla da geliştirebiliyoruz ve mümkün olduğu kadar hasta olmamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bunca anlattığım şeyi çok kısa bir toparlayacak olursak, kuvvet antrenmanlarına başlamadan önce mutlaka mutlaka eğer hastaysak kendimizi dinlenmeye alıyoruz ve vücudumuzun kendini tekrar toparlaması için ona zaman veriyoruz. Aksi takdirde yapacağımız şeylerin hepsi katabolik bir süreç oluşturur ve bizim kas kaybımıza neden olur. Hasta olmamak en iyisi tabii ki ama hasta olduğumuz zaman da e, vücudumuzu dinlemeliyiz ve ona gerekli dinlenmeyi vermeliyiz hastalığımızın geçtiğini düşündüğümüz anda bile antrenman salonuna gidip sürekli hemen çok ağır yüklerle yine antrenmana başlamamak gerekiyor. Biz hastalığımızı geçti sansak bile hastalık hala içeride devam ediyor olabilir ve biz bunların semptomlarını görmüyor olabiliriz. O yüzden antrenman salonunda hemen ağır ağırlıklarla başlamak yerine yine tekrar hafif ağırlıklarla başlayıp vücudun kendine gelmesi için biraz daha ekstra zaman tanıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu haftada ya da bugün de bu videonun sonuna geldim. Ee, umarım bu video sizin hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse hemen şu anda lütfen abone ol e, linkine tıklayıp abone olun. Ee, onun dışında e, Videonun altına yorum olarak şey yazabilirsiniz mesela. Siz hangi hastalığınızdan dolayı ne kadar antrenmanlarınıza ara vermek zorunda kaldınız. Bunları bu şekilde yazıp beni bilgilendirebilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.